Bugün sizlere Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarımız başta olmak üzere terörle mücadele faaliyetlerimize ilişkin bilgi sunacağım. Öncelikle sözlerimin başında asil milletimizin güvenlik ve huzuru için sınırlarımızın ötesinde fedakarca görev yaparken şehadet makamına ulaşan kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin kederli ailelerine ve asil milletimize de başsağlığı diliyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, bugüne kadar terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlar ile terör örgütüne çok ağır darbeler indirdik. Örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik. Terörle mücadelede elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Şehit ve gazilerimiz asil Türk milletinin özgürlüğünün simgesi, vatan sevdasının ölümsüz temsilcileridir. Vatan ve bayrak aşkıyla canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz şüphesiz ki şanlı tarihimizin en müstesna köşesinde yerlerini alacaklardır. Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak, onların fedakarlıklarını daima şükran ve minnetle yad edeceğiz. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve milletimizin güvenliğine yönelen tehditleri sınırlarımıza dayanmadan bertaraf edebilmek için can siperhane bir şekilde görev yapmaktadır. Bu mücadelemiz sırasında ne acıdır ki şehit haberi alındıktan sonra bilen bilmeyen bazı kesimler tarafından çeşitli yorumlar yapılmakta, spekülasyonlar oluşturulmaktadır. Bir kısmı siyasi maksatlı olan bu söylemlerin kahraman Mehmetçiğin gayretini yok sayma ve yürüttüğümüz mücadeleye zarar verme amaçlı olduğu da görülmektedir. Ordumuzun bölgede ne işi var diye soruluyor. Ayrıca Suriye ve Irak'ta bedel ödediğimiz veya üst bölgelerinde gerekli tedbirlerin alınmadığı gibi stratejik öngörüden yoksun, teknik ve taktikten uzak, bilinçsiz ve art niyetli söylemlere de şahit oluyoruz. Şüphesiz ki bu söylemlerde bulunanlar yakın geçmişte yaşananları, Irak ve Suriye'den kaynaklı ödediğimiz bedelleri de unutmuşa benziyorlar. Eleştiriler elbette ki olabilir. Ancak böylesine hassas ve milli bir konuda birlik ve dayanışma içerisinde olmak yerine yaşadığımız acıların siyasi malzeme yapılması asla ve asla kabul edilemez. Bu yüzden bir kez daha yaşadığımız süreci hatırlatarak terörle mücadelemizin hangi aşamada olduğunu da açıklamak istiyorum. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, malumunuz olduğu üzere 2015'ten itibaren yurt içinde başta Şırnak, Cizre, Silopi, Sur, Nusaybin ve Yüksekova olmak üzere birçok bölgede PKK, KCK, YPG, DH terör örgütlerinin saldırılarında artış yaşanmıştı. Yine bu dönemde Irak ve Suriye'de yaşanan istikrarsızlıklar sonucunda bu ülkelerin idari otoriteden yoksun olması nedeniyle sınırlarda oluşan hassasiyet terör örgütleri ve destekçileri tarafından istismar edildi. Nitekim devlet iradesinin olmadığı Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütü kendisine güvenli bölgeler oluşturarak ülkemize yönelik terör eylemlerini artırdı. Suriye'de ise meydana gelen iç savaş sonrasında terör örgütlerinin bölgede fiili yapı kurma çabalarının yanı sıra ülkemize yönelik saldırıları süreklilik kazandı. Suriye'de yuvalanan PKK-PYD ile DH terör örgütü tarafından henüz Suriye'nin kuzeyindeki harekatlarımızı icra etmeden önce sınırlarımıza yönelik 1546 adet füze ve havan saldırısı yapıldı. Suriye'den yapılan ve Suriye kaynaklı terör örgütleri sonucunda 600'den fazla vatandaşımız hayatını kaybetti ve 1000'den fazla vatandaşımız yaralandı. Irak'ın kuzeyinden de ülkemize geçiş yapan teröristler karakollarımıza, üst bölgelerimize saldırılar yapmaktaydı. Hatırlatmak gerekirse
2007'de Dağlıca 12 şehit, 2008 Aktütün 15 şehit, 2009 Hantepe 6 şehit, 2010 Gediktepe 11 şehit, 2011 Çukurca 24 şehit, 2012 Beytüşşebap 12 şehit gibi çok sayıda kahramanımızı şehit verdik. Yine teröristlerin döşediği mayın ve el yapımı patlayıcılar ile çok sayıda askerimiz, emniyet mensubumuz ve sivil vatandaşımız da şehit oldu. Teröristlerin yanı başımızda bu şekilde yuvalanması ve düzenlediği saldırılar karşısında artık sınırlarımızın ötesinde daha etkin ve kalıcı tedbirler alma lüzumu ortaya çıktı. Bu kapsamda 2016 yılından itibaren terörle mücadelede kapsamlı bir konsept değişikliğine giderek çok yönlü güvenlik anlayışını kararlı bir şekilde uygulamaya koyduk. Sınırlarımızın emniyetini ileriden sağlama ve terörü kaynağında yok etme stratejisini uygulamaya başladık. Suriye'de icra ettiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile terör örgütlerini bertaraf ettik ve Suriye hududumuzun %63'ünü ileriden kontrol altına almaya başladık. Bu operasyonlarla sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridorunu parçalarken aynı zamanda bölgede yaşayan veya göç etmiş olan Suriye vatandaşları için güvenli ve istikrarlı bir yaşam alanı oluşturduk. Burada şu hususun altını da özellikle çizmek isterim. Zaman zaman Suriye'deki süreci farklı şekilde değerlendirenler, yorumlayanlar oluyorlar. Suriye'de bedel ödediğimizi ifade ediyorlar. Evet, Türkiye Suriye konusunda bedel ödemiştir. Ancak Suriye'ye girip gerekli tedbirleri almadan önce ödemiştir. Bu da az önce ifade ettiğim terör örgütünün hain saldırılarıyla oldu. Ancak başarıyla gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla bölgedeki durum artık hem bizim hem de bölge halkının menfaatlerine uygun bir şekilde devam ediyor. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Türkiye uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkı gereği ilk kez 1990'lı yıllarda Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığına yönelik sınır ötesi operasyonları başlatmış, geçmişte yürütülen sınırlı hedefli ve süreli askeri harekatlar bugün yerini sürekli ve kapsamlı operasyonlara bırakmıştır. Terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi kapsamında Irak'ın kuzeyindeki PKK mevcudiyetini hedef alan başarılı operasyonlarımızın icrasına da başlanmıştır. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 2019 yılında başlatılan Pençe harekatları, terör örgütünün Irak kuzeyindeki hareket kabiliyetinin engellenmesi ve ülkemizi hedef alan eylem arayışlarının kısıtlanması noktasında önemli kazanımlara ulaşmamızı sağlamıştır. Terör örgütü unsurlarına karşı sızma, sıcak takip ve yerinde etkisiz hale getirme gibi taktiklerin başarıyla yürütülmesini sağlayan üst bölgeleri stratejisi sayesinde Sinat Haftanin'den Hakurk'a kadar uzanan yaklaşık 300 kilometrelik Türkiye-Irak şeridinde ortalama 15 ila 30 kilometre derinlikte güvenli hat oluşturduk. Pençe serisinin sonuncusu olan ve 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatılmış ve Irak sınırımızın tamamının emniyeti ileriden tesis edilmiştir. İleri teknolojik donanımların da desteğiyle yürütülen bu operasyonlarda aralarında PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de olduğu çok sayıda kadro etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca terör örgütünün silah ve lojistik merkezleri imha edilmiş, ülke içine terörist silah ve mühimmat aktarımları bitme noktasına getirilmiş, yurt içindeki eylemler asgari düzeye indirilmiştir. İşte bu nedenle Pençe harekatlarımız sonrası ağır tahribata uğrayan PKK, mevcut durumu aşmak maksadıyla harekat alanlarımızı öncelikli hedef haline getirmiştir. Tüm bu saldırılarda teröristlerin sızma eylemlerinde bulundukları bölgelerde kendilerine müzahir sivil yerleşim yerleri de örtü olarak kullandıkları görülmektedir. Şu an eğer orada olmasaydık, örgütün sınırlarımıza yönelik saldırıları
daha önce olduğu gibi devam edecekti ve kendi şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik. Bugün artık yurt içinden tek bir şehit haberi gelmiyor. Üst bölgelerimize, kale kollarımıza tek bir saldırı yapılmıyor. Bu da terörü kaynağında yok etme stratejimizin başarısını gösteriyor. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Irak sınırımızda verilen mücadeleler ve Irak'ın kuzeyindeki varlığımız sayesinde bugün artık en doğudaki sınır şehirlerimizden Hakkari ve Şırnak başta olmak üzere ülkemizin tamamında güvenlik ve huzur ortamı tesis edilmiştir. Nitekim teröristler bu iki doğa harikası şehirlerimizden temizlendikçe, bölgede güvenlik ve huzur sağlandıkça yatırımlar büyük bir ivme kazanmış, yatırımcılar için bölge cazibe merkezi haline de gelmiştir. Ben de bu illeri yakından takip eden bir bakan olarak sık sık bölgeye gidiyor ve bu gelişimi yerinde bizzat müşahede ediyorum. Sizlerin de sağlanan güvenlik ve huzur ortamını, yapılan yatırımları görmeniz için bu şehirlerimizi ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Bugün Türkiye'nin en büyük petrol rezervlerinden birine sahip Şırnak Gabar'da güvenli bir şekilde petrol çıkartılabiliyorsa, Hakkari'nin yaylaları turistleri ağırlıyor, festivallere ev sahipliği yapıyorsa, bunlar hep kahraman ordumuzun teröristleri sınırlarımızın ötesinde terörü kaynağında yok etme stratejisi sayesindedir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, unutmayalım ki başta Güneydoğu ve Doğu Anadolu olmak üzere ülkemizde tesis edilen güven ve huzur ortamına kolay gelinmedi. Terörle mücadeledeki başarılar da tesadüfen elde edilmedi. Kahraman Mehmetçik'le birlikte kahraman jandarmamız, güvenlik korucularımız, polislerimiz, istihbarat teşkilatımız bir bütün halinde özveriyle mücadele etti ve büyük bedeller ödendi. Şu anda da Kahraman Mehmetçik zorlu arazi ve iklim koşullarında milletimizin huzur ve güvenliği için canını dişlerine takarak görev yapıyor. Kararlılıkla yürüttüğümüz terörle mücadelemizde maalesef şehit ve gazilerimiz de oluyor. Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahkum olan teröristler artık son çırpınışlarını yapıyorlar. Zira teröristlerin kalbi olan ZAP'a ulaşmamız, örgütün son dirençlerini ciddi şekilde pençe kilit sahasında ortaya koymasına da sebep oldu. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki, hain PKK'lı teröristler tarafından 22-23 Aralık ve 12 Ocak tarihlerinde üst bölgelerimize gerçekleştirilen alçak saldırılar, olumsuz hava koşullarında ve görüş mesafesinin olmadığı bir ortamda kalleşçe gerçekleştirildi. Alçak teröristler eş zamanlı olarak Irak kuzeyindeki birçok üst bölgemize de saldırı girişiminde bulunmuştur. Ancak bu saldırıların tamamına yakını engellendiği gibi üst bölgelerimize yaklaşan teröristlerin birçoğu da etkisiz hale getirilmiştir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, yine burada bir hususun daha altını çizmek isterim ki, sınırlarımızın ötesinde bulunan kahraman evlatlarımız, üst bölgelerinde her türlü donanıma sahip bir şekilde görevlerini yürütüyorlar. Teknolojinin sağladığı imkanları da en etkin şekilde kullanıyorlar. Mehmetçiğin ihtiyaç duyduğu her türlü silah, araç, gereç ve mühimmat ile lojistik, iaşe ve ikmal malzeme akışı da kesintisiz ve tam olarak karşılanmaktadır. Aynı şekilde her kol ve bölükte sıhhiyecilerimiz ve acil tıp teknisyenlerimiz, üst bölgesi düzeyinde tabiplerimiz ve sahra hastanelerimiz ile sağlık desteği de verilmektedir. Şu anda pençe kilit harekat alanında 53, diğer pençe alanlarında da 27 olmak üzere toplam 80 doktorumuz bizzat üst bölgelerinde görev yapmaktadır. Yine pençe kilit harekatına Sağlık Bakanlığımız tarafından kurulan ve 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamış olan Çukurca Hakkari Işıklı Seyyar Sahra Hastanesi ile de sağlık hizmetleri sağlanmaya devam edilmektedir. 36 yatak kapasiteli bu hastanemizde 14 tabibimiz görev yapmakta, acil servis, ameliyathane, yoğun bakım ünitesinin yanı sıra ihtiyaç duyulan çeşitli tıbbi cihazlar da bulunmaktadır.
yaralılarımızın olması durumunda tahliyeler, hava şartları ile harekat emniyetinin gerekleri dikkate alınarak helikopterler dahil en seri vasıtalarla üst bölgelerinden yapılmaktadır. Bu konudaki hassasiyetimiz en üst seviyededir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. ...12.086 ikmal faaliyeti olmak üzere toplamda 24.426 sorti uçuş yapılmıştır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, çok ciddi bir operasyonel tecrübeyi gerektiren bu seviyede bir hava harekatı yoğunluğunun dünyada benzerini görmek de mümkün değildir. Ayrıca bölgedeki üslerimizde güvenlik tedbirlerini de sürekli olarak artırıyoruz. Nitekim operasyonlarla terörist unsurları temizledikten sonra üst bölgelerindeki konuşlanma ve emniyete ilişkin hazırlanan tesisler aşama aşama geliştirilmekte ve nihayetinde son teknolojiyi haiz koruyucu sistemlerinin kullanıldığı hale dönüştürülmektedir. Mütakip süreçte ise yol yapımı ile yaşam konteynerları, banyo tuvalet, klima, jeneratör ve diğer yaşam malzemelerinin temini dahil iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapıldı ve üst bölgelerimiz mütemadiyen güçlendirilmektedir. Örneğin pençe bölgelerinde toplam 620 kilometre yol ve 3 tane köprü yaptık. Yine operasyon bölgelerinde 1713 yaşam konteyneri, 2869 jeneratör, 346 banyo ve tuvalet konteyneri, 138 revir konteyneri, 590 depolama konteyneri, 3760 adet klima dahil radyatör ve soba ısıtıcı gönderilmiştir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, evet, Irak'ın kuzeyinden son gelen haberler karşısında acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için kudretimiz daha büyük. İrademiz ve kararlılığımız ise tamdır. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık ve bırakmayacağız. Nitekim bugüne kadar pençe serisi ve pençe kilit harekatı bölgesindeki üst bölgelerimize yönelik PKK'lı teröristlerin 3151 defa taciz ve sızma gibi saldırı girişimleri oldu. Bu saldırılara mukabil Irak'ın kuzeyinde 1689 terörist etkisiz hale getirilirken bölgede teröristlerin döşediği 5023 mayın EYP temizlenmiş, 2477 mağara ve sığınak kullanılmaz hale getirilmiş, ayrıca 3416 silah ile 1.390.000 mühimmat da ele geçirilmiştir. Irak kuzeyindeki üst bölgelerimize düzenlenen son saldırılar sonrasında da Irak ve Suriye'de kapsamlı hava harekatları başlatılmıştır. Milli İstihbarat Teşkilatımızla birlikte koordineli olarak yürütülen söz konusu harekatlarda Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen toplam 114 hedef imha edilmiştir. Irak'ın kuzeyinde uğradığımız menfur saldırılar, kahraman askerlerimizin canları pahasına sürdürdükleri kesintisiz mücadelenin önemini ve gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Üst bölgelerimize sızma girişiminde bulunan teröristler bulundukları yerlere gömülürken kahraman ordumuzun çelikten pençeleri hava kuvvetlerimiz tarafından teröristlerin inleri de paramparça edilmiştir. Teröristler korunaklı kale olarak nitelendirdikleri 2-3 katlı mağaralarında güvende olduklarını zannederken kahraman Mehmetçik tarafından inlerine gömülmektedir. Nitekim son 5 günde 78 terörist etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Böylece son bir yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2375'e ulaşmıştır. Tabii ki bunların hiçbirisi bir şehidimizin tırnağına bile değmez, acımızı dindirmez, yüreğimizi soğutmaz. Dolayısıyla asla geri adım atmadan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Buyurun. Sayın Kim Bakan destek verirse versin, hangi bahaneyle ve ne sebeple olursa olsun, güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.
Ülkemizin meşru çıkarlarını korumaya ve güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri tereddütsüz ve tavizsiz bir şekilde kararlılıkla uygulayacağız. Aynı şekilde hain terör örgütünü maşa olarak kullanan ve çeşitli bahanelerle örgüte her türlü gizli ve açık desteği sağlayan ülkelerin kirli planlarını da boşa çıkarmakta kararlıyız. Burada ayrıca ifade etmek isterim ki, Türkiye'nin Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde örgüte yönelik icra ettiği tüm harekatlar, söz konusu ülkelerin egemenliğine karşı bir faaliyet değil, terörle mücadele bağlamında uluslararası işbirliği olarak görülmelidir. Bu çerçevede Iraklı muhataplarımıza, uluslararası hukuk ve Irak Anayasası'ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirerek topraklarını terör örgütlerine kullandırmamalarını beklediğimizi her platformda belirtiyoruz. Irak'ın kuzeyinde ülke güvenliğini tehdit eden ve egemenliğini ihlal eden PKK ile ortak mücadele için Iraklı yetkililerle uzun süredir yürütülen işbirliğini sürdürmeye de kararlıyız. Ancak beklentimiz karşılanmadığı sürece Türkiye'nin sınırlarına, güvenliğine ve istikrarına yönelik Irak topraklarından doğan yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı her türlü tedbiri alacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Terörle mücadelemiz, nerede bir terörist ve terör hedefi varsa yok etme anlayışıyla, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla, tüm terör inlerini yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya kadar büyük bir gayretle devam edeceğiz. Devam edin Sayın Bakan. Sonuç olarak Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzur için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Metehan'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla selamlıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum.